Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Efendim bugün ömrümüzden bahsetmek istiyorum. Zamandan, vakitten bahsetmek istiyorum. Zira sayılı günler çabuk gelip geçiyor. Ramazan ayı geldi gidiyor. Ömrümüz de aynı şekilde geldi gidiyor. İslam büyüklerinden birisi der ki ben Asr suresinin anlamını, içeriğini pazar yerinde buz satan bir buz satıcısından öğrendim. O şöyle bağırıyordu. Sermayesi eriyen şu adama acıyın, merhamet edin. Evet, ömür sermayemiz bir buza benzer. Eriyor, her geçen gün tükeniyor. Farkında olmamız gerekir. Efendim büyükler, İslam büyükleri, işin farkında olanlar, güzel ifadelerde bulunmuşlar. Bunlardan birisi de Yunus'umuz, Yunus Emre, merhum. Der ki, geldi geçti ömrüm benim, şol bir yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Evet. Bu can bu gövdeye konuk ve bir gün uçup gidecek. Yine Anadolu'muzun değerlerinden birisi olan, şairlerimizden biri olan Necip Fazıl. O da şöyle diyor. Nedir zaman, nedir? Bir su mu? Bir kuş mu? Nedir zaman, nedir? İniş mi, yokuş mu? Evet, zaman su gibi akıp gidiyor. Kuş gibi uçup gidiyor. Ve bazen iniş, bazen de çıkış şeklinde sürüp gidiyor ve bitiyor. Devam ediyor. Her şey akar. Su, tarih, yıldız. İnsan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Ne güzel ifadeler. Evet kıymetli dostlar. Allah'tan başka her şey fanidir. Yok olacaktır. Yeryüzünde ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Biz de öyle. Rabbimiz her can ölümü tadacaktır buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki dünya her an bizden uzaklaşmakta ama aynı şekilde ahirette bize doğru yaklaşmakta diyor. Siz ahireti tercih edenlerden olun. Dünyayı tercih edenlerden olmayın. Zira diyor bugün çalışma var, hesap yok. Ama yarın hesap var, çalışma yok. Evet, yine büyüklerimizden, İslam büyüklerinden, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, dört şey geri dönmez. Nedir bunlar? Atılan ok geri dönmez. Harcanan para geri dönmez. Ele geçen fırsatlar geri dönmez. Ve geçen zaman geri dönmez. Dün gitti, getiremiyoruz. Geçen yıllar geri gelmiyor.
O halde kıymetli dostlar, günü, yaşadığımız günü üçe ayırmak lazım. İyi değerlendirmek lazım. Birincisi, mutlaka her gün ibadetlere bir zaman ayırmamız gerekiyor. İbadet zamanı. İkincisi, rızkımızı kazanmak için bir zaman ayırmak gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Üçüncüsü de bir bölümünü tefekküre, murakabeye, kendimizi hesaba çekmeye ayırmalıyız diyor. Mahşer gününde ilk sorulacak suallerden birisi, ömrünü nerede geçirdin, nasıl tükettin? Dolayısıyla ömür sermayemizi çarçur etmeyelim. İyi kullanalım. Hazreti Muaviye diyor ki, ey insan, zaman sensin. Sen iyi olursan zaman iyi olur. Zaman da iyi olur. Zaman kötü, kötü bir zamandayız deme. Eğer sen kötü olursan zaman da kötüdür. Zamanı suçlama. Her şey sende bitiyor. Ve kıymetli dostlar, zamanı iyi kullanmak, vakti iyi kullanmamız gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. En hayırlı amel, en güzel amel hangisidir diye. Vaktinde kılınan namaz diyor. Beş vakit namazı vaktinde kılan kişiler dakik olurlar. Zamanı iyi kullanırlar. Vakitlerini iyi değerlendirirler. Zamanı iyi kullanmanın yollarından birisi, belki birincisi, namazı vakti girer girmez kılmaktır. Buna alışabilirsek zamanı, vakti prensipli, düzgün, düzenli bir şekilde kullanma imkanını elde ederiz. O alışkanlığı yakalamış oluruz. Evet, zaman konusunda biraz daha dikkatli, biraz daha dakik olmamız gerekiyor. Japon biriyle, bir ilim adamıyla yapılan röportajda, hatta bu Kore başkonsolosu, tam söylemiş olayım, o bölgeden yani, Japonlar, Kore, işte şu an teknikte, teknolojide zirve yapmış insanlar. Yapılan bir röportajda diyor ki, siz Türkler çok ağır çalışıyorsunuz ve çok uyuyorsunuz. Ve kendi milletlerinin az uyuduklarını ama çok çalıştıklarını, hızlı çalıştıklarını haber veriyor. Kıymetli dostlar, dünya fani ama ebedi bir alem var. Bu fani alemde ebedi alemi kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu geçici dediğimiz dünyada ebedi alemi kazanmanın yolu da Rabbimizin bize lütfettiği ömrü hiç boşa harcamadan, zayi etmeden kullanmak da mümkündür. Efendim, gelişmiş ülkelere bakın. Şunu göreceksiniz, zaman mefhumunu iyi kavramışlardır. Prensip sahibidirler ve Allah'ın yarattığı günleri, ayları, yılları çok iyi
kullanırlar. Kullandıkları için ileriler. En büyük fenalık vakti boşa geçirmektir diyor kim? Büyük İmam. İmam-ı Azam. En büyük fenalık, en büyük kötülük budur. Kim olursak olalım, hangi konumda olursak olalım zamanı boşa geçirmeyelim. Zamanla bütünleşmeye çalışalım. Her anını saniyesine varıncaya kadar değerlendirelim. Rabbimiz فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبُ buyuruyor. Yani bir işi bitirdin mi boş durma. Hemen diğer bir işe başla. Yorul diyor. Koştur. Hazreti Mevlana diyor ki yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde benim için güneşin doğmasında hayır yoktur. Güneşin doğduğu her günde yeni bir şeyler öğrenmem gerekir diyor. Biz de öyle. Her gün mutlaka ama dünyevi ama uhrevi bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ve kıymetli dostlar sözleri şöyle bitirelim. Mısırlı Niyazi, Niyazi Mısri şöyle söylüyor. Ömür sermayesini iyi değerlendiremeyen, ömrünü boşa geçiren, zayi eden kişilerle ilgili şöyle söylüyor. Bir ticaret yapamadım, nakdi ömrüm oldu heba, lakin yola geldim, cümle kervan göçmüş bir haber. Veya yola geldim, lakin cümle kervan göçmüş bir haber. Kervan göçmeden yola gelelim kıymetli dostlar. Zamanımızı, vaktimizi, ömrümüzü iyi kullanalım. İyi değerlendirelim. Bu duygu ve düşüncelerle hoşça kalın. Allah'a emanet olun derim efendim.